Açık Üniversitenin değerli katılımcıları, merhaba. Uzun zaman oldu. Bilgi yoğun bir program çekmedim, farkındayım. Galiba biraz enerjiler öyle hareket etmedi. Beni heyecanlandıran çok fazla şey olmadı. Zaten dizileri hala takip ediyorum. Bilmiyorum, devam videoları çeker miyim? İnci Taneleri ve Bahar dizisini takip ediyorum. Zaman zaman onlarla ilgili size videolar koyuyorum kanala. Epey zaman oldu, koymadım. Şimdi bugün beni heyecanlandıran bir şey oldu. Yaşlanmayı durdurabilir miyiz diye bir soru sorup onun üzerine gençleşme ile ilgili birçok bilimsel veriyle hareket eden, konuşan bir doktor karşıma çıktı. Evet, burada notlarım da var. Ara sıra bakacağım hatırlamak için. Şimdi beni heyecanlandırdı, şöyle heyecanlandırdı. Ben aman genç kalalım diye bir heyecan duymadım. Tam tersi. Yani İnsanların kafayı böyle upuzun yaşamak için çatlatmaları, patlatmaları beni gerçekten şaşırtıyor. Yani biz yaşam dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen şey uzun yaşam mı? Yani sonra işte yanına aman sağlıklı ve uzun yaşam deyip bir de böyle bir sağlık, yapay bir sağlık parantezi açılıyor. Bence yaşam bir anlatıdır. Yani daha önce size Anna Arendt'in kitabından bahsetmiştim. Yaşam bir anlatıdır. Yaşam hikayedir. Yaşamı biz kendimiz öznesi bizim olan bir hikayedir ve biz yazarız onu. Yani en güzel yanı da aslında onun içinde zaman zaman işte belirsizlikler, kaos içermesi, işte aşık olmamız, üzülmemiz, kaybolmamız, bütün bunlar aslında hayatın özünde anlam olduğunu bize gösteriyor. Yani yaşamla ilgili konuşuyorsak ilk söz edeceğimiz şey aslında yolculuktur, anlatıdır, anlamdır. Şimdi yani şöyle denebilir, kardeşim ben edebiyatçı mıyım, ben şair miyim, oradan bakayım. İşte ben biyoloğum, ben doktorum, ben tabii ki buradan bakacağım, işte hücrenin çekirdeğinden bakacağım. Ben bunu da kabul etmiyorum. Yani insanların tabii ki yaptıkları mesleğin onlarda kalıcı bir göz bıraktığını biliyoruz. O gözle dünyaya bakıyorlar, zihinleri o şekilde eğitiliyor. Ama bir meslek sahibi olmak, insan olmanın ontolojik değerinden soyutlanamaz ki. Yani sen kamyon şoförüsün diye hayatın anlamıyla buluşmuyor musun? Ya da ne bileyim işte sen itfaiye görevlisin diye yalnızca yangınla mı ilgileniyorsun? Bu çok bence kolaycılık ve İnsanın bu şekilde tıpkı bir makineymiş gibi, arızalı bir makineymiş gibi düşünülüp tamir edilmeye çalışılması sakıncalı. Yani ben açıkçası kendi kişisel fikrimi beyan etmek isterim burada. Maksadım kimseyi suçlamak değil. Ancak bir iletişim bilimci olarak, bir yazar olarak ve şu an hayatımızda olup bitenlere kendi alanımdan ama sadece mesleğimin gözüyle değil bir insan olarak da bakıp eleştirme hakkım var ve ben bu hakkımı kullanıyorum bu yayında. Bir takım sorular sormak istiyorum. Yani hayat böyle bir şey değil. Ya, hayatı yaşamak böyle bir şey değil. Şimdi evet doktor hanımefendinin adı Ayşegül Çoruhlu. 6 tane de kitabı var sanırım. Geçenlerde karşıma çıktı. Sonra bir videoyu izleyince tabii internet sizi hep
aynı kişiyle ilgili ya da aynı kavramlarla ilgili diğer yayınları da getiriyor ya. Öyle oldu. Baktım Fatih Altaylı'nın Teke Tek Bilim diye bir programı var. Oraya da konuk olmuş bu doktor. Orada da benzer şeyleri söyledi. Şimdi bu onun yaşlanmamak üzerine ettiği sohbetin içerisinde gerçekten nasıl söyleyelim? Yani insan olarak beni düşündüren çok şey oldu. Bunları paylaşmak isterim. Mesela diyor ki bütün hastalıkların ortak noktası yaşlılık, ileri yaş olarak görünüyor. Yani bu da çok mantıklı bir cümle değil. Yani bütün hastalıkların ortak noktası yaşlılık. Ya zaten sen yaşlanmıyorsan kısa bir hayat yaşayıp ölmüşsündür. Yani amacımız nedir? Anlamlı bir hayatı evet olabildiğince uzun yaşamaktır. Çünkü hayat bir anlatıysa bunun çok kısa olmasını istemeyiz biz de. Yani nedir? Bir yolculuk yapmaktır hayat. Yolculuğunda işte bir başlamadan önceki bir kısmı var. Niyetlerimiz, arzularımız, hedeflerimiz, inançlarımız, bizi güdüleyen şeyler. Sonra onlarla birlikte yolculuğa çıkıyorsun, bir girişi var. Yolculuğa çıktığındaki heyecan, o yolculuk sırasında seni destekleyenler, yanında olanlar, sana köstek olanlar, seni yanlış yollara sürükleyenler. Yani hayat bir masal gibidir. Ben size zaten şimdi şu an masal evrelerini anlatıyorum. Yani tıpkı öğrencilerime yıllar önce anlattığım gibi. Mesela işte Vladimir Propp vardır. Çok ünlü bir Rus dil bilimci. O zaten masalda kahramanın başına gelenleri anlatır. 31 işleviyle birlikte anlatır. Biz bunları okuduk. Sonra da öğrencilerimize okuttuk. Hayat da böyledir. Masal gibidir. Evreleri vardır. Siz bunları hiçlemek ister misiniz? Silmek ister misiniz Allah aşkına? Şimdi hanımefendi diyor ki efendim işte clockwise saat dönüşü, bir de onun tersi neymiş? İnsan işte yaşlılığını engellemek için saatin ilerleyişini geriye çevireceklermiş. İnsan varlığı kök hücreye kadar inebilecekmiş. Yani zaten bu bence mümkün de değil. Ki mümkün olsa bunu kim yapmak ister? Yani siz 50 yaşınıza gelmişsiniz. Ben daha gelmedim. Sadece örnek veriyorum. 50 yaşına gelmişsiniz. Kimliğiniz oluşmuş. Belli bir karakteriniz var. Hikayenizi yazmaya başlamışsınız. Ortasındasınız belki ya da sonuna yaklaşıyorsunuz. Kendinizi işlemek ister misiniz? Ay ben tekrardan bir yaşıma döneyim, sıfır yaşıma döneyim. Hadi yok sıfır çok tehlikeliymiş efendim. İşte çünkü hücre bunu kabul etmezmiş. 50 iken 20'ye döneyim. Yani gençlikle ilgili ütopyalar, bilim kurgu fantazileri, tamam bunlar güzeldir. Bununla ilgili edebi eserler var, sinemada bunun bir karşılığı var. İnsanın bu ölümsüzlük, nasıl söyleyelim, düşü, niyeti bir tetikleyicidir sanatta. Bilim içinde tetikleyici olabilir. Bunların hepsi kabul edilebilir. Ancak burada benim hoşuma gitmeyen ne biliyor musunuz? Bütün bu şeyi, yani tıbbın insana yaklaşımını, gençlik düşüne yanıt veren yaklaşımını kurarken bu doktor öyle cümleler kuruyor ki yani insan gerçekten diyorsunuz ki ha insan iyi çalışmayan arızalı bir makine. Yazık, vah vah. Nasıl onaracağız bunu? Yani insan varlığını bu kadar küçültmek, bu kadar azımsamak, onu ruhundan, yolculuğundan kopartmak. Yani siz yaşamdan söz ediyorsunuz fakat asla sevgiden söz etmiyorsunuz, umuttan söz etmiyorsunuz, yolculuktan söz etmiyorsunuz, anlatıdan söz etmiyorsunuz. Yani bilemiyorum, bu bana çok sakıncalı geldi.
Yani çünkü bunları dinliyoruz ve bir yerde aa diyorsun işte bilimsel olarak kanıtlanmış mı? İşte kök hücre tedavisiyle şu kadar şu kadar gençleşmek, işte kanını değiştiriyorsun, filtreden geçiriyorsun efendim, bir o da sana bir gençlik kazandırıyor. Yok işte bir takım zenginler var dünya üzerinde, organları eskidi mi gidip işte klonundan kopartıyor, geliyor, koyuyorlar, alıyor. Ne yapıyor işte efendim, yok çocuğunun torununun kanını alıyor, vücuduna o kanı zerk ediyorlar, gençleşiyor. Yani dikkat ederseniz bunların hiçbir insanda bir iyi bir duygu uyandırmıyor. Yani ve şey biz birçok soru da uyandırıyor insan zihninde. Şimdi insanın kanımızda bizim hafızamız var. Yani yaşadığımız ömrün, geçirdiğimiz hastalıkların, duyguların, streslerin hepsinin kalıntısı var. Ve bunlarla mücadele ederken kazandıklarımız var. En basit olarak antikorlarımız var. Yani siz bu kanı alıp attığınızda vücuttan ne yapıyorsunuz? O iyi şeyleri, o hafızayı da atıyorsunuz. Eğer atabiliyorsanız ki nasıl ayıracaksınız böyle hayatta iyi ile kötüyü bıçakla kesebiliyor muyuz ki sen insan kanının içerisindeki faydalı, yararlı şeyleri, maddeleri, işte hücrenin o mücadeleden sonra kazandığı kazanımları ayırabilecek misin o kötü şeylerden, zararlılardan? Yani baktığımız zaman hem birçok mantığa uymayan nokta var ama mantığın ötesinde bütün bunlar anlatılırken insanın zoraki biçimde robotlaştırıldığını görüyoruz yani. Bu gerçekten hoş bir şey değil. Benim aklıma İonna Kucuradi Hoca'nın söylemleri geldi. Biliyorsunuz dünyaca ünlü felsefeci. Maltepe Üniversitesi'nde halen çalışıyor, aktif. Dünya Felsefe Kuruluşu'nun başkanı. İonna Kucuradi Hoca da yıllar evvel demişti ki sözcüklerle gelen muazzam bir dönüşüm yaşıyoruz ve iyi bir dönüşüm değil bu. Yani insanın ontolojik varlığını azımsayan, küçümseyen, onu böyle işte ekonomik terimlere hapseden bir değişim yaşıyoruz demişti. İnsanları uyarmıştı. Hatırlıyorum ben bir konferansındaki sözlerini. Mesela eskiden ne iş yerine başvurduğumuz zaman personel daire başkanı diye bir yer vardı. Sonra ne oldu? Orası insan kaynakları oldu. Yani insanı bir maddi bir kaynak olarak görmeye başladık. Bu dönüşüm bile çok şey söylerken, şimdi bu uzun yaşama hikayesinin alt metnine baktığımızda çok ciddi bir yine dilsel dönüşüm görüyoruz, negatif dönüşüm görüyoruz. Mesela ben burada size bahsetmek isterim. Bir takım kavramlar var. Transhümanizm mesela. Transhümanizm kavramı. Açın bakın lütfen Google'a. Ben şurada bir minik bir tanım vereyim. İnsanın fiziksel ve bilişsel yeteneklerinin arttırılması, yaşlanmanın ve hastalanmanın ortadan kaldırılması amacıyla teknoloji ve bilimden faydalanmayı salık veren kültürel hareket. Şimdi burada dikkat çeken şey yaşlanmanın ve hastalanmanın ortadan kaldırılması. İşte bu burada gerçekten insanlık dışı bir şeyler yatıyor. Yani benim aklıma bir sürü şey geldi. Mesela Nazizm geldi. Yani Nazi suçları ile ilgili mahkemeler kuruldu biliyorsunuz yıllar sonra. Hala da sinemada karşılığını görüyoruz. İşte o ari ırk Almanların, faşist Almanların diyelim. Ari ırk düşünün nerelere yol açtığını. Yani işte saf, katışıksız, diğer uluslardan, bireylerden hiçbir şeyin sızmadığı saf bir Alman ırkı düşü. Neler açtı dünyanın başına, ne büyük yıkımlar. Hala onun utancı var insanlığın bilincinde. Ve biz bunun üzerine transhümanizm denilen bu kavramın açtığı yoldan gittiğimizde aynı yere çıkıyoruz. Niye? Efendim şimdi Amerika'da, Kaliforniya'da özellikle bir takım klinikler kurulmuş.
Tabii ki zaten klonlama çalışmalarının çok uzun zamandan beri devam ettiğini biliyoruz. Neymiş? İşte yapay rahimler oluşturulmaya başlamış. Artık çocuklar anne karnında değil de o yapay rahimlerde şey yapacak, olgunlaşacak ve oradan doğacak. Bunların planları yapılıyormuş. Şöyle bir şey olacak. İşte bu hastalığı önceden yok etmek, ortadan kaldırmak noktasında şu olacak. Efendim işte biz çocuğunuzun genetiğini önceden görebiliyoruz. İşte hastalıkları daha doğmadan yok edeceğiz. Bakın bu ilk başta çok harika bir şeymiş gibi geliyor değil mi insan kulağına? İşte çünkü ne var? Otizmli çocuklar var. Ondan sonra başka çok ciddi çocukların şu an aklıma gelmedi rahatsızlıklarla doğuyorlar ve tabii ki bu büyük bir sorun. Ama bu oraya hizmet etmiyor. Yani bunun çok büyük bir tehlikesi var. Sen hastalıkları yok edeceğim dediğinde o genleri ayrıştıracağım o çocuk doğmadan önce anne karnında dediğinde bu büyük bir sorun. Çünkü o zaman şunu da yapacak insanlar diyecekler ki benim çocuğum sarışın olsun. Benim çocuğum mavi gözlü olsun. İşte efendim orada atalardan getirdiğimiz bir gen var orada. Delilik genine benziyor efendim. İşte acaba şizofreni mi şu mu bu mu onları da aman yok edelim. Onları da kazıyalım bunları alırken. Ya insan böyle bir varlık mı? O zaman sen sanatı da yok ediyorsun. Yani Picasso nasıl Picasso oldu? Dali'yi biz niye seviyoruz? Yani insan yaratıcılığını yok etmiş oluyorsun. O genleri iyi ayıkla, onu da ayıkla, bunu da ayıkla. Tamam robot yap o zaman insanı. Zaten böyle bir alt metni var galiba bütün bu şeylerin. Yani insanı robotlaştırmak arzusu. Nasıl bir arzu bu? Neye hizmet ediyor? Yani robotları sen ayrıca yapıyorsun. İşte ne bileyim işte iş gücü, insanın iş gücü azalsın. Efendim işte tehlikeli işlerde insanları kullanmayalım da robotları kullanalım. Tamam, bunu toplumsal fayda için yaptığını söylüyorsun. Yap, üretsen o zaman robotunu. Benle niye uğraşıyorsun? İnsanı niye robotlaştırmaya çalışıyorsun? Yani bu transhümanizm kavramını açıp bir bakın. Gerçekten içinden anormal şeyler çıkıyor. 1957'de bu terim ilk kez kullanılmış. 1980'lerde popüler hale gelmiş. Yine bu terimin kurucusu da biyolog Julian Huxley. Sonra başka bir kavram çıkıyor. Transhümanizm dışında posthümanizm diye bir kavram var. Bunlar birbirlerine benzeseler de aslında çok ciddi farklara da sahipler. Posthümanizmi de hemen bir tanımlayayım. İnsan merkezci varlık anlayışının, insan merkezci varlık hiyerarşisine karşı çıkıyor bu kavram. Ve yatay bir ontolojiyi savunuyor. Şimdi ne demek bu? İnsan merkezli varlık hiyerarşisi. Yani diyoruz ki biz işte Rönesans'tan gelen o anlayıştan itibaren dünyanın merkezi, hayatın merkezi insandır diyoruz. Ve işte hayvan, bitkiler ondan sonra bu hiyerarşinin daha altlarında yer alıyor. Tabii ki yani bir insana verilmiş bir yük yaşamak aynı zamanda bir yük. Bunun bir sorumluluğu var. Yani iki taraflı bu. Bıçak sırtı gibi bir şey. İnsanın hem aklını hem kalbini hem ruhuna sahip çıkarak anlamlı bir hayat yaşama sorumluluğu. Bu basit bir şey değil aslında. Bir anlamda yüktür de insana. Zaman zaman bu yükün altında ezilir insan. Oradan zaten anlam kaygısı çıkar. Şimdi böyle bir varlık tabii ki hayatın merkezinde olacak. Yani hayatın merkezine insan yerine hayvanı mı koyalım, bitkiyi mi koyalım? Bu hiyerarşide insanları rahatsız eden nedir? Bunu da anlamak çok kolay değil. Neymiş efendim? İşte yatay bir ontoloji. Yani işte insan, bitki, hayvan hepsi aynı değerde olsun. Hadi tamam insan ve bitki aynı değerde olsun. Canlı varlıklar bunların hepsi. Burada da kalmıyor. Yani bu transhümanizm denen kavram böyle sanki işte bütün canlı varlıklar arasında iyi niyetle bütün hiyerarşiyi yok ediyormuş gibi bir
böyle sevimli sevimli geliyor. Fakat ondan sonra bakın ne yapıyor biliyor musunuz? Hayvan haklarını ön plana getirip o sevimliliği böyle parlatıyor. Ondan sonra oradan bir bakıyorsunuz robot hakları. Ya şimdi bunu anlamak da çok kolay bir şey değil. Robot canlı bir varlık değil ki onun hakkı olsun. Ve inanılır gibi değil, robota karşı ön yargı diye kavramlar var. Robota karşı ön yargı. Ben notumu almışım, oradan size bir takım şeyler aktarıyorum. Şöyle diyebilirim, yani demeliyim. Robot doğal bir varlık olmadığı için insanın ön yargısının nesnesi olamaz. Mantık dışı bu. Yani biz ön yargıyı kime besleriz? Ön yargıyı diğer insanlara karşı besleyebiliriz ancak. Yani neymiş efendim? 2017'de haberler çıkmış yine Kaliforniya kaynaklı. Robotlara kötü muamele. Ya kötü muamele sözcüğünün odağı zaten insandır. Yani cezai sorumluluk robotun yanında böyle bir kavram. Cezai sorumluluk ne demektir? 18 yaşına doldurmuş insanın topluma karşı sorumluluğu anlamına gelir cezai sorumluluk. Yani sen hatalı bir eylemde bulunduysan ve 18 yaşını geçtiysen bunun bir cezai sorumluluğu olur. Şimdi ne yapıyorsun? Bütün bu insan merkezli etik kavramları, kavramlar, terimler kümesi robotlar için kullanmaya başlıyorsun. Niye yapıyorsun bunu? Nedir yani bunu yapmaktaki amacın, maksadın? Şimdi bu uzun yaşama, longevity diye bir kavram çıkarmışlar. İşte daha önceki dönemlerin well-being kavramıyla aynı zamanda yani eş anlama geliyor gibi. Hatta işte o well-being'den önce de anti-aging kavramı vardı. Yani bunlar böyle birbirlerinin yerine kullanılan daha doğrusu şey gibi hani işte cep telefonunun daha sonra bir sonraki bir sürümü çıkıyor ya o niyetle anti-aging'di işte ileri sürümü well-being, daha ileri sürümü longevity diye bir dilsel şeyi var. Ne derler? Karşılığı var bunun. Bütün bu hikayenin altından bakın neler çıktı. Yani Doktor Çoruhlu'nun uzun yaşamak, uzun ve sağlıklı yaşamak, longevity adı altında anlattığı bütün bu veri kalabalığı diyeyim. Çünkü hepsinin de bilgi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Faydalı bilgilerle gerçekten neye hizmet ettiği belli olmayan bilgilerin yan yanalığından söz edebiliriz burada rahatlıkla. Çünkü işte söylemlerinde diyor ki mesela gece yemek yiyip yatmayın. Tamam bu doğru. İşte cep telefonunu gece yatmadan önce uzun süreli kullanmış olmayın. İşte ne bileyim insanın sağlıklı kendini yenileyebilen bir uyku uyuması için karanlığın yoğun olması gerekir. Evet bütün bunlar doğru. Fakat bu doğru bilgilerin yanında bir de bakıyorsunuz ki işte insanın uzun yaşamak uğruna resmen varlıksal değerinden koparıldığını görüyoruz. Yani işte bir takım böyle cümleler var burada. Ben notlarımı aldım. Gerçekten insan üzülüyor. Yani insanı sürekli teknik cihazlar ve terimler dolayımıyla tanımlamak. Başlı başına onun varlıksal değerini azımsamak anlamına geliyor. Yani yanlış değer bilgisinin pompalanması söz konusu burada aslında. Tekrardan yine Kuçurade Hoca'ya gönderme yaparak bunu söylüyorum. Burada değer bilgileri gerçekten artık iyice yanlışlanmış durumda. Yani insanın varoluşsal ontolojik değerini tamamen hiçleyen bir jargon var burada. Yani ben bunu artık bilim bile diyemiyorum. Burada bilimin yanına da bir soru işareti koymak gerektiğini düşünüyorum artık. Yani bu hani post-truth diyoruz ya hakikat sonrası çağdayız. Hakikat sonrası çağda bilim artık gerçekten bizim için her durumda bir referans olabilir mi? Bunu da sorgulamak gerektiğini düşünüyorum. Yani insan yaşamından
verimsiz çalışan bir aygıttan söz eder gibi söz etmek. Bu çok bana rahatsız edici geldi. Yani bunca şey söylüyorsunuz yaşamla ilgili, uzun yaşamakla ilgili, genç kalmakla ilgili. Ve sevgiden, bağlılıktan, değerden, anlamdan, ilişki kurmaktan söz etmiyorsunuz. Bu nasıl bir şey ki? Yani insan böyle bir varlık değil ki. Düşünsenize, hiçbir sevdiğiniz insan yok hayatınızda, birden yok oldu hepsi. Siz devam edebilir misiniz? Devam etmek ister misiniz? Ya da işte ben genç kalmak uğruna aman gideyim de Kaliforniya'daki o kliniğe yatayım, beni dondursunlar bir güzel 20 yıl, hiç yaşlanmadan kalkayım. 20 yıl sonra ne olacak benim bu dünyada tanıdığım hiç kimse kalmadığında ya da 30 yıl sonra? Ben böyle bir şey ister miyim yani? Tanımsız bir varlık olarak gezeceğim. Genç olsam ne olacak? Benim gençliğimi, beni kim tanıyor? Benim hayatıma kim tanıklık etti ki benim genç kalışımdan muazzam bir mutluluk duyacak? Kimse yok. Anam yok, babam yok, sevdiğim yok, eşim yok, çocuğum yok, dostum yok. Ne oldu? Ben 30 yıl sonra kalktım, gencecik şahane taş gibi bir kadınım. Yani ne olacak? Ya bunu ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Bu bana mahsus bir şey mi bilemiyorum. Bu videoyu çekmek istedim. Gerçekten ilk defa içimde böyle yüksek bir şey oldu, örgütlenme oldu. Lütfen bana yazın. Yani benim bu yaptığım yayınla ilgili kanala lütfen siz de düşüncelerinizi yazın. Gerçekten böyle 100 yıl, 150 yıl yaşamak ister misiniz? Mümkün olsa bu. Ve yani bunun mümkünlüğü içinde sürekli gidip böyle pil misiniz gibi bir yerlere gidip kendinizi doldurmak ister misiniz? Yok kanımı değiştireyim, yok torunumun kanını transfer edeyim, işte ne bileyim kanımı, hafızasını sildireyim, kendimi dondurayım. Neymiş efendim? Öğlen işte 1'e kadar yemeğimi yiyeyim, ondan sonra aç kalayım saatlerce. Gece tavuk gibi onda yatayım. Yani böyle bir yaşam olabilir mi ya? Bizi hayatta tutan bağlarımızdır, ilişkilerimizdir. Sevdiğiniz bir insanla oturup bir yemek yemek, şarap içmek. Yani ne yapacağım ben bunun saatini öğlen 1'e mi alacağım akşam 9'dan? Ya da ne bileyim bazen sabaha kadar uyumazsın, kahkaha atarsın, sabahlarsın en sevdiğin dostunla, hiç uyumazsın. Yani bunun senin hayatına kattığı, senin bilincine, ruhuna kattığı şey yanında nedir ki uykusuzluk, bir gecelik uykusuzluk, iki gecelik uykusuzluk? Ya tezimi, doktora tezimi yazarken ben günlerce, aylarca uyumadım. Yani ne oldu? O benim için bir değer olduğu için uyumadım. Ben 30 gün ya da 40 gün her neyse. Yani yaşamak böyle bir şey değil ki. İşte ben en sağlıklı gıdaları alayım, en güzel zamanda yatayım, uyuyayım, sabah kalkayım. Bu gerçekten robota özgü bir yaşam. Yani hayat eksiklikten doğan bir şeydir. Belirsizlikten doğan bir şeydir. Zaten böyle yaşayan bir insan aşık da olamaz. Böyle yaşayan bir insanın dostu da olmaz. Yani genç kalacağım diye vereceğimiz şeyleri düşünebiliyor musunuz? Neyi veriyorum? Hayatın anlamını veriyorum ya genç kalmak uğruna. Neymiş ki bu gençlik ya? Yani gerçekten şöyle düşünmeye başladım. Sevemeyen, hayatın özündeki anlamla buluşamayan insanların böyle sığındığı bir şey gibi bu. Nasıl söyleyeyim? Son kale gibi bir şey bu. Genç kalma hasleti, tutkusu. Yani ve bu şekilde anlatıldığında çok hastalıklı geliyor kulağa gerçekten. Oysa hepimiz tabii ki genç kalmayı severiz. Yani gençlik, güzellik, hele bir kadın için tabii ki bunlar önemli değerler ama yani bu nasıl söyleyeyim? Bu mücadele de güzeldir yani. Sen hem hayatı yaşarsın, o mücadelenin izlerini de taşırsın yüzünde, zihninde, kalbinde. Ve bu senin hikayeni zenginleştirir. Aynı zamanda yine güzel kalabiliyorsan, yine iyi kalabiliyorsan, yine umut etmeye devam edebiliyorsan, insanlara ilham oluyorsan, senin yaşam anlatın yeryüzünde bir şey ifade ediyorsa,
birilerinin yüzünü gülümsetiyorsa, cesaret veriyorsa bu zaten ölümsüzlük gibi bir şeydir yani. Niye kitapları yazıyoruz ki? Niye filmler çekiyoruz ki? Ardımızda bir şeyler bırakmak için. O devamlılık duygusu güzeldir. Yani sen bu dünyadan gittikten sonra da sana ait bir şeylerin sana refere etmesi hala, senin adının bir anlamlı olması. Bu bütün insanları gerçekten nasıl söyleyeyim, hayatın devamlılığında güdüleyen bir şeydir. Ama sürekli böyle genç kalmak, işte ölümsüzlük yok. Bu artık bu aşırı bir uç, yani işte faşizm gibi bir şey oluyor bu. Ve gerçekten aslında bu düşünce faşizme gidiyor. Yani işte suçun ortadan kaldırılması, daha doğmadan yok edilmesi. Böyle filmler vardı, hatırlıyorum. Arnold Schwarzenegger mi oynamıştı, kim oynamıştı bilmiyorum. İşte suç polisi, insanın zihninde düşünce olarak oluşuyor ve sen gidiyorsun o adamı suçluyorsun. Düşünceyken öldüreyim ben bunu diyorsun. İşte hastalığı da böyle daha oluşmadan öldüreyim, yok edeyim. Yaşlanmayı da yok edeyim. Yok, insan böyle bir şey değil. Hayat böyle bir şey değil. Yani bunların hepsi etik sorunlar yaratır. Çok ciddi. Hatta bunların bu şekilde yaygın hale gelmesi bile bu etik sorunu şu an gündemimize koymuş durumda. İşte ne bileyim, insan çiftliği bu. Düşün, baksanıza sözcüğe bakın. İnsan ve çiftlik. Yani hayvan çiftliği yerine insan çiftliği, işte organlar efendim ne oluyor? Klonların organları biriktiriliyor. Yok yapay rahimler, şunlar bunlar. Bakalım neler olacak. Ben merak ediyorum gerçekten. Çünkü bu tip söylemler bu kadar sık bir şekilde sosyal medyada yer edindiğinde mutlaka bunları daha sağlam hale getirmek için ve daha yaygın hale getirmek için ve sempatik hale getirmek için mutlaka film endüstrisinde de bunun bir karşılığı oluyor. Daha önce de tabii ki böyle filmler oldu. Klonlama ile ilgili, işte klonun duyguları var mı, yaşam hakkı var mı diye bize sorular sorduran filmler. Hatta ben hatırlıyorum, öğrencilerime izletmiştim birkaç tane böyle bir film. Böyle filmler, Ada filmiydi galiba. Üzerine oturup konuşmuştuk iletişim bilimi açısından ve etik açısından, iletişim etiği açısından tartışmıştık. Yine böyle ciddi tartışmalar yaşanacağını öngörmek zor değil. Mesela işte o doktor hanımın bir cümlesi karşıma çıktı, not almışım. Biz hidrojenli arabalar gibi çalışıyoruz. İşte vücudun oksijenle alarak yakma eylemini anlatırken kurduğu cümle. Biz hidrojenli arabalar gibi çalışıyoruz. Yani sürekli böyle insanı arabayla, robotla, teknik bir aygıtla böyle o benzerlikten yararlanarak bir şey, insana dair söylemler. Rahatsız edici gerçekten. Yani dediğim gibi ben bu videoyu çekmek istedim. Uzun yaşamak mı, anlamlı yaşamak mı? Bu önemli bir soru ve size bırakıyorum. Kanala yazın lütfen. Size Datça'dan sevgilerimi iletiyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.